Kurban ibadeti ve hükümleri. Allah Azze ve Celle kullarının kalbine kurban kesmekle kendisine yakınlaşmayı bahşetmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Biz her ümmete Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği evcil hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Hac suresi 34. ayet-i kerime. Bu ibadetin uygulama alanlarından biri de kurban bayramında kurban kesmektir. Kurban kesmek İslam'ın belirgin şiarlarından ve kuvvetli sünnetlerinden biridir. Kurban kesme vakti bayram namazının kılınmasından sonra başlar ve teşrik günlerinin 3. günü yani bayramın 4. günü güneşin batımı ile sona erer. Kurbanlık hayvanlar sadece evcil hayvanlardan deve, sığır ve davar türünden olur. Tavuk, tavşan, geyik ve benzeri türden kurban olmaz. Kurbanlığın güzel ve semiz yani besili olması sünnet olandır. Bu özellik Allah-u Teala'nın şu sözüyle açıklanır. İşte böyle. Her kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse muhakkak ki bu kalplerin takvalı olmasındandır. Hac suresi 32. ayet-i kerime. Kurbanlığın kurban edilebilmesi için mutlaka dinen geçerli olan yaşa ulaşması gerekir. Buna göre en az develerde 5 yaş, sığırda 2 yaş, keçide 1 yaş ve koyunda ise 6 aylık olması gerekir. Dinen geçerli olan yaşta olmayan hayvanlar semiz yani besili olsa da bu onları kurban etmek için yeterli olmaz. Körlüğü belli, hastalığı belirgin, topallığı görünür olan ve aşırı zayıf olan yani cılız hayvan kurban olmaz. Kurbanlık hayvanın kulağında, boynuzunda ve kuyruğunda bir kusurun olması mekruhtur. Fakat kurban olmaya engel değildir. Buna göre kurbanlığının güzel olmasına ve her türlü kusurdan uzak olmasına özen göstermelisin. Ayrıca kabule şayan olanın takva ile birlikte olduğunu bilmelisin. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide suresi 28. ayet-i kerime.